e-posta listelerini bir deneme yapmak istiyorsunuz. Bunun üzerine nasıl gidersiniz? El ile çalıştırmayı denemek iyi bir fikir olmayabilir. Çok sayıda kişiye e-posta hesabınıza adres yazarak ve gönderi göndererek e-posta gönderme olanağınız olabilir. Ancak bu yaklaşımı kullanırsanız kendiniz için çok iş çıkartırsınız. Yeni başlayanlar için özellikle hoş görünümlü pop-up'lar çok ilgi çeker. Ayrıca web siteniz için kayıt formları oluşturmanız gerekir. E-postası pazarlaması için geçerli olan çeşitli yasal düzenlemelere uyduğunuzdan emin olmanız gerekir. Örneğin çift katılım kavramı var. Temel olarak formunuza bir e-posta adresi girildiğinden ve bu kişiyi posta listenize eklemeniz için uygun olduğunu direkt varsaymamalısınız. Bunun yerine yapmanız gereken şey onları e-posta listenize büyük avantajlardan bir diğerine daha önce değindik. Bu da otomasyon. Belirli zamanlarda veya belirli müşteri işlemlerine yanıt olarak gönderilecek e-postaları ayarlayabilirsiniz. Ürün lansmanları gibi şeyler için harika olan günde bir kez gönderilecek ve e-posta dizimlerini de oluşturabilirsiniz. Bu servisler genellikle ihtiyacınız olduğunda daha fazla şeyi otomatikleştirmenizi sağlayan API'leri de sahiptir. Ayrıca ihtiyacınız olan şey ise resimler ve videolarda dahil olmak üzere gerçekten güzel görünümlü e-posta düzenlerini tasarlamanız için size yardımcı olurlar. Posta listesi hizmetleri için ödeme yapısı genellikle sahip olduğunuz abone sayısına bağlıdır. Ne kadar çok varsa o kadar çok ödersiniz. Yani bunu yapmayı düşündüğünüzde hesaba katın. Tabii ki para kazanmak için listenizden insanları kovmak konusunda tamamen özgürsünüz.